Onlara sağ ve sola çevirme egzersizleri verebiliriz. Elimizde direnç vererek germeler yapmamız gerekiyor. Ardından başımızı ön çaprazlara doğru, biz bunu koltuk altına bakıyormuş gibi tabir ederek boynumuzun arka grup kaslarını çalıştırmamız gerekir. Ve son olarak da çin tak dediğimiz bir egzersiz var. Başımızı geriye düz bir şekilde çevirerek gıdımızı içeriye doğru çekip dışarıya doğru çıkarmaya çalışırız. Burada boynun öne veya geriye gitmemesi mühim. Sanki yukarıdan bir ip geliyormuş gibi başımız düz bir şekilde olmalı. Tamam hocam. Ardından yine sırt bölgemizi çalıştırmak için omuzlarımızı yukarıya doğru kaldırıp indirebiliriz. Geriye doğru getirip tekrar normal bir şekilde postürümüze geri dönebiliriz. Ellerimizi önden birleştirerek öne doğru germeler yapabiliriz. Bunu yukarıdan veya arkadan da yapabiliriz. Haliyle sıcak havalar vücutta birçok etkileri olabiliyor iklim şartları itibariyle. Sıcak havaların bir kere ben romatizmal hastalıklarla ilgili fizik tedavi uzmanı olarak kendi konumla ilgili alanı ifade edeyim. Özellikle romatizmal hastalıklarla ilgili hep duymuşsunuz. İşte yağmur yağdığı zaman kişilerin daha önceden yağmurun yağdığına yönelik görüşlerini, hissiyatlarını biliyoruz. Tabii bu herkeste olan bir şey değil. Romatizmal hastalıkları arttırmak yerine onların semptomlarını, bulgularını artırmaya yönelik iklim değişikleri söz konusu. Yani romatizmal hastalıkların oluşumunda iklim faktörlerinin çok fazla bir etkinliği söylenemez. Ama mikrobiyal boyut itibariyle örnek diyorum, duymuşsunuz, akut eklem romatizması dediğimiz özellikle kış aylarında mikrobiyal bir hadiseden dolayı özellikle boğazların etkilenmesiyle oluşan ve o mikrobun da eklemlerde semptomlar oluşturduğu bir süreci yaşar insanlar. Yani soğuk havalar romatizmal hastalıkları arttırabilir mikrobiyal itibariyle. Peki sıcak havalar hocam, hani soğuk havalar evet. Daha önümüzde sıcak bir havalarda da sinir uçlarında bir duyarlılık kavramı artıyor. Yani romatizmal hastalıklarda ağrı boyutu biraz artmış oluyor. Birinci şey bu. İkinci şey, bildiğiniz gibi sıcak havalar ne yapıyor kaslarda? Değil mi? Bir genişlemeye de, gevşemeye de sebep olabiliyor ama farklı iklim ortamları kasların kısalmasına da, gerilmesine de zemin hazırlıyor. Demek ki çok sıcak havalar böyle kaslar üzerinde menfi etkilere sebep olabiliyor. Yani olumsuz etkilere. Olumsuz etkilere. Bunlar geçici mi peki? Yani bunlar geçici şeyler ama. Yani kalıcı bir tablo oluşturmaz. Mevsim döngüsünün değişmesiyle birlikte düzelebilir. Semptomları yani bulguları arttırabilir. Ağrı problemlerini arttırabilir. Üçüncü şey de tabii bunlar teorik boyutta. Yani üçüncü şey de hava değişikliği yani atmosfer değişikliği. Birden o tabiri caizse termometrenin düşmesi dediğimiz kavram oluştuğu zaman bu sefer eklemlerde de hassasiyetler oluşur. Ve kişi ağrı, hassasiyet duyabilir eklemlerde. Yani sıcak tablosu bunu oluşturabilir. Ardından başımızı ön çaprazlara doğru biz... Kardiyak problemleri artabiliyor değil mi? Yani artabilir. Tansiyon problemleri artabilir. Diğer bazı hastalıklar, dahili hastalıklar artabilir vesaire. Bunlar da eklemlerde problemler oluşturabilir. Yani sadece iklime bağlamamak tabii lazım. Ki. Sıcak havalar, aşırı sıcak havalar sinir uçlarında hassasiyeti oluşturdukları için ağrıyı arttırabilir. Kasları etkileyerek yorgunluğa zemin hazırlayabilir. Değiştiriyoruz rulo şeklinde. Ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve dizimizde havluyu aşağıya doğru sıkıştırıyoruz. Üst grup quadriceps dediğimiz kasımızı gayet güzel çalıştıracak. Yani yürüyüş için gerekli bir egzersiz. 35 yaşlarına kadar osteoblastik dediğimiz yani yapım, kemiği güçlendirici hücreler hakim durumda.
35 ile 45 arası, 50 arası bir denge oluştururken 50'den sonra, 45'ten sonra osteoklastik dediğimiz hücreler hakim durumda. Yani yıkım hakim durumda. Dolayısıyla kişilerin ileride kemik erimesi çekmemesi için genç yaşlarda o osteoblastik dediğimiz hücreyi aktif duruma getirmek için egzersiz yapması lazım. Bunun dışında aynı havluyu topuk bölgemize kaydırıyoruz. Topuğumuzun altına koyduktan sonra yine ayak parmaklarımızı kendimize doğru çekerek havluyu bu sefer ayak bileğimizle beraber sıkıştırıyoruz aşağıya doğru. Ardından aynı havluyu alıp iki dizimizin arasına koyuyoruz ve iki dizimizin arasında sıkıştırıp ardından serbest bırakıyoruz. Sabahleyin ve akşam saatlerinde günde iki defa öyle ya da böyle bir sporla buluşmak lazım. Bir egzersizle buluşmak lazım. Örneğin bir gençler için bu her zaman mümkün değil ama belli bir yaş grubunda ve ileri yaşlardaki kişiler için diyelim ki sabahleyin uyandığı zaman boynunu öne eğmek kaydıyla, arkaya eğmek kaydıyla, yanlara eğerek ama her hareketi yaptığı zaman da 5-10 saniyede durma kaydıyla bunu yapmalı. Aha. Omuzlarını yukarıya doğru kaldırarak bunu teşvik etmeli. Sırt kaslarını güçlendirici hareketleri yapmalı. Bunun yanında sırt üstü uzanarak bacaklarını kendine doğru çekme veya direktmen yukarıya doğru kaldırma hareketi yanında yan yatarak bacağını yukarıya doğru kaldırma hareketlerini düzenli yapması lazım. Sıcak havanın artmasıyla beraber insanlar tabii ki de daha hareketsiz bir yaşam tarzına bürünüyor. Günlük yaşam aktivitelerimizde elbette ki işe gidiyoruz, okula gidiyoruz veya işte markete vesaire gidebiliyoruz. Ama bunun ötesinde bunun üzerine ek olarak egzersiz yapmadığımızda bu davranışlar bizim için daha spontan hale geliyor. Sıcak havalarla beraber tabii ki de gündüz erken saatlerde veya gece akşam saatlerinde güzel yürüyüşler yapılabilir. Ama günler tabii ki de yaz olduğu için uzun. O yüzden evde geçirdiğimiz süre biraz daha uzayabiliyor. Sıcak havanın etkisiyle bazen tansiyonu olan, şekeri olan yaşlılar da dışarıya çıkamıyor veya çalışan kesimde de aynı ofis ortamında kalıp yine hareketsiz bir yaşam tarzına bürünebiliyor. Bunun getirisi tabii ki de kas kuvvetinin zayıflaması olacaktır. İleri vadede kas kitlesinin de azalması olarak görülebilir. Yine sağlıklı yaşam tarzımız olmadığı müddetçe tansiyon, şekerli bir şeylerin de vücut tarafından düzenlenmesi daha zor olacaktır. Obezite riskini de kesinlikle arttıracaktır. Bir de şu var. Günlük yaşam aktivitelerinizi çok basit bir iş yapıyor olsanız bile kaslarınız zayıfladığı için bazen tolere edemeyebilir. Bu da bizim için sakatlıklara sebebiyet verir. Tabii de kas kuvvetimizin az olması bizim hareket yapma kapasitemizi azaltır. Hareket yapma kapasitemizi azaltınca uzun uzun yürüyüşleri tolere edemeyebiliriz veya 1-2 kat merdiven çıkabilirsiniz. Ama bu iş 3-4 kat merdiveni çıktığında hem kardiyovasküler olarak hem de kas sis ve iskelet sisteminiz olarak daha zorlanma aşamasına gidebilirsiniz. Günlük rutinde bunlar var. Bunun dışında dediğim gibi basit hareketler olarak düşünelim. Yolda yürürken ayağınız takıldı, düştünüz diyelim. Sağlıklı bir kas iskelet sistemi tabii ki de bunu kompanse edebilir. Ama sizin kasınız, bağ dokunuz zayıfsa sakatlanmaya yol açacaktır.